Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu atom modelleri ve atomun yapısı olacak arkadaşlar. Böylelikle yepyeni bir ünitenin de başlangıcını yapmış olacağız. İlk ünitemizi tamamlamıştık. Şimdi geldik artık atom üzerine ve periyodik sistem üzerine konuşmaya başlamaya. Şöyle hemen programımıza bir göz atalım hep birlikte arkadaşlar. Bugün dersimizde atom modelleri ve atomun yapısı diyeceğiz. Ve artık yazılıya aslında konu olarak hazır hale gelmiş olacağız. İlerleyen aşamalarda da tabii ki yazılı hazırlık videolarımızda yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi oldukça dopdolu bir programımız var. Her ders için neredeyse yanınızdayız. Dolayısıyla da arkadaşlar eğer hala da kanala abone olmayan varsa lütfen bir an önce abone olsun ve hiçbir dersi kaçırmadan bizle birlikte devam etsin. O zaman Neler var nelerden bahsedeceğiz. Şöyle bir başlayalım. Ee, atom modelleri diyeceğiz arkadaşlar. Aslında aşina olduğumuz bir kısım burası. Atomun e, bugünlere nasıl geldiğini burada değerlendireceğiz. Hangi aşamalardan geçtiğinden bahsedeceğiz. Sonuç itibariyle atom kavramı bir anda bugünkü haliyle ortaya çıkmadı. Adım adım gelişti. İşte o gelişmeleri tek tek değerlendireceğiz. Ardından da madem bugünkü haline geldi. Bunun yapısı nasılmış bir inceleyelim birlikte diyeceğiz. Ve atomu oluşturan temel tanecikler ve temel bölümlerden bahsedeceğiz. Ardından da izotop, izoton, izobar ve izoelektronik gibi izo türlerden bahsedeceğiz. Yani benzer e, niteliklere sahip, benzer büyüklüklere sahip olan e, atom yapılarını göz önüne alıyor olacağız arkadaşlar. Peki bu dersin sonunda biz neler kazanmış olacağız? Neler elde etmiş olacağız? Kendimizdeki gelişmeyi nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle arkadaşlar atomun tarihçesini bir öğrenmiş olacağız. Atom bugünlere hangi aşamalardan gelerek ulaştı ve A Tabii ki atomu açıklamaya da artık yetkin duruma gelmiş olacağız. Atomun içerisinde neler var bunları tek tek e değerlendirmiş olacağız. Hangi temel tanecikler var ve ne özelliklere sahipler bunların hepsini öğrenmiş olacağız sonrasında da tabii ki işimiz bitmemiş olacak dersi dinledik güzelce konuyu öğrendik ardından haydi bakalım gerçekten öğrenmiş miyiz bunun sorusunu cevaplamaya bunun içinde tabii ki ödevlerimiz devreye girecek arkadaşlar temel ödev kaynağımız sıfırdan 9'a kimya kitabıydı bunu neredeyse hepiniz edindiniz artık edinmeyenlerde bir an önce edinip bize ödevlerde yetişsinler çünkü sürekli buradan ödevlendirerek gidiyor olacağız Sıfırdan 9'a kimya kitabında sayfa 58 ile 70 arası bizim ödevimiz olacak arkadaşlar yani yeni ünitenin başlangıcı artısında bizim ödevimiz olacak. Bak bu kitapta neler var. Hemen bir sayfada konu anlatımı, diğer sayfada onunla ilgili soru çözümleri bizi bekliyor olacak. Bu bu şekilde devam edecek. Her sayfada bir konu anlatımı, bir soru çözümü şeklinde bölüm tamamlandığı zaman da tara geç testleriyle acaba gerçekten yeterince öğrenmiş miyiz'i sorguluyor olacağız. Ardından burada tabii ki iki bölümden sorumlu olacağız. Bölümü tamamladıktan sonra yeni bölümlerle bir sonraki derste gene karşılaşacağız. Üniteyi tamamlayınca da ünite testleri yine tabii ki kitabımızda yer alıyor olacak. Ve işimiz tabii ki orada bitmeyecek. Ardından Dinamo Kimya kitabını karşımıza alacağız. Burada da arkadaşlar testra 1-9 arası ikinci ünite için bizim ödevimiz olacak. Hemen oradaki e, niteliğimiz ödevlerimiz nelermiş? Ona da şöyle birlikte göz atalım. Hemen ikinci üniteyi açıyoruz. Arkadaşlar burada da her sayfada şöyle bir tane çözümlü örneğimiz var. Bu çözümlü örnek aslında bir konuyu bize anlatan örnek olacak ve bununla alakalı dört tane soru hemen altında bizim çözümümüz için bekliyor olacak. Her sayfada bu böyle tekrar edecek ve bölüm bittiği zaman da tabii ki yine tarama testleri bizim karşımıza çıkacak. Ünite sonlarında yine ünite testleri, ÖSYM tarzı sorular ve hatta yazılı hazırlık soruları bizim karşımıza çıkacak. Her iki kitapta da çözemediğimiz herhangi bir soru olduğu anda Karakut bizim yardımcımız gidiyoruz. Onun sayesinde video çözümünü dinliyoruz ve eksiksiz bir şekilde bu konuyu öğrenmiş oluyoruz. O zaman herkes hazırsa başlıyoruz. Arkadaşlar atomun bugünkü süreci bugünkü kavram haline gelmesi tabii ki belli bir süreçten geçti dedik. Şunu unutmuyoruz ilk ünitemizde bahsetmiştik tarihte atomdan ilk defa bahseden kişi Demokritus'tu ama Demokritus'un yaptığı çalışma bir bilimsel çalışma değil daha felsefik bir yaklaşımda maddeyi tanımlamaya çalışırken atoma diye bir kavram bulmuştu ve demiştik ki e, parçalanamayan en küçük tanecikler bizim için maddenin yapı taşıdır ve atom adını alır. Ama bu bilimsel bir nitelik kazanmadığı için bir model adını da alamıyor tabii ki. Yıllar yıllar sonra Dalton diye biri ortaya çıkıyor ve ilk bilimsel atom modelini ortaya atıyor. Yani atom hakkında aslında bilimsel ilk çalışma Dalton'un çalışmasıdır diyebiliriz. Peki Dalton ...bizi Demokritos'un söylediklerine nasıl geri döndürüyor? Hani simyadan kimyaya geçiş sürecini bir önceki ünitemizde işlemiştik ve demiştik ki... ...elementleri dört temel öğe kavramı üzerinden açıklamıştı simyacılar. İşte bu kavram çökünce ardından yeni bir kavram ortaya atılmalıydı. Yani e, atom kavramı daha doğru bir şekilde, madde kavramı daha doğru bir şekilde tanımlanmalıydı. Bunun için de e, Dalton ortaya çıkıyor ve diyor ki... ...madde tıpkı Demokritos'un söylediği gibi çok çok küçük taneciklerden oluşur ve bunlara atom adı verilir. Ve bu taneciklerin yapısı inanılmaz küçüktür. Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz. Bak burası Dalton'un en fazla vurguladığı üzerinde durduğu noktalardan birisi. Atomu parçalamak mümkün değildir. Bölemezsin. Onu vardan yok edemezsin. yoktan da var edemezsin ve başka bir atoma dönüştürmen mümkün değildir. Bir atom sodyum elementine aitse o elemente ait olarak kalır. Başka ne söylüyor peki? Diyor ki kimyasal tepkimeler de aslında bu atomlar sayesinde oluşur. Çünkü bir kimyasal tepkimede atomun türü ve sayısı korunmak zorundadır. Atıyorum suyun oluşum tepkimesinden bahsediyorsan her bir oksijen atomu iki tane hidrojen atomu ile tepkimeye girip bir su molekülünü meydana getirir. Ama toplamdaki atom sayılarına baktığımız zaman burada da bir oksijen, ve bir oksijen iki hidrojene iki hidrojen atomu sabit kalmak zorundadır. Ki buna da sabit oranlar kanunu olarak 10. sınıfta tekrar değineceğiz. Ve daha da ötesine gideceğiz tabii ki Dalton bunun üzerine kendi geliştirdiği katlı oranlar kanununun da bu kavram üzerine geliştiriyor. Atomları ilgili başka ne söylüyor peki diyor ki atomlar çok yoğun içi dolu berk kürelerdir. Küre yapısıdır. Yani şöyle görselde de gördüğümüz üzere bir küreden bahsediyor. Ve yine ekliyor diyor ki bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından tamamen özdeştir. İstersen buradaki karbon atomunu al git Amerika'daki karbon atomuyla karşılaştır. Nerede olursa olsun eğer aynı elementin atomuysa birebir aynı olmak zorundadır diyor. Bak bugün bu bilgi doğru bir bilgi değil ama o gün için bir çığır atacağım bilgiydi. Farklı element totumları da birbirinden tabii ki normal olarak farklıdır diyor. Farklı element totumlarının da belli oranlarda birleşmesinden bileşik yapıları oluşur. Burada gösterdiğimiz gibi sabit oranlar kanuna değiniyor. Peki bugünkü Atom kavramıyla atom bilgisiyle Dalton'un o gün ortaya attığı atom bilgisini kıyaslayacak olursak hangi bilgiler doğrudur hangi bilgiler yanlıştır bunlara değinelim. Atomun içinde daha küçük tanecikler vardır diyoruz biz bugün. Yani atom altı tanecikler proton, nötron, elektron gibi tanecikler vardır. Ee, Dalton ne diyordu peki içi dolu belki bir küredir diyordu. Hani atomun daha küçük bir parçadan oluşma ihtimali aklına bile gelmiyordu. Bugün radyoaktif tepkimeler sonucunda atomun parçalanabilir olduğunu biliyoruz biz ki atom bombasını yaptık bu artık kanıtladık zaten e, ve Dalton o zaman ne diyordu? Hayır atom parçalanamaz diyordu. Ve atomun içinin dolu olduğunu söylüyordu. Oysa ki bugün diyoruz ki biz atomun büyük bir kısmı boşluktur. Hatta içindeki taneciklerin hacmi imal edebileceğimiz kadar küçüktür. Asıl önemli kısmını boşluk oluşturur diyoruz. Bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu söylemişti. Tamamen özdeş olması gerektiğini söylemişti. Oysa ki bugün bu dersimizde daha sonra değineceğimiz üzere izotop diye bir kavramımız ve, ve aynı elemente ait farklı niteliğe sahip atomların var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Dalton'un atom modeli belli noktalarda yetersiz kaldı. İşte bu yetersizlikleri gidermek için süreç içerisinde yepyeni modeller ortaya çıktı. Şimdi Dalton'un atom modeli ortaya atıldıktan sonra Faraday elektroliz deneyleri yapıldı. Bunun sonrasında Crookes bir deney gerçekleştirdi ve elektronlar keşfedildi. Bak o aralıkta. Yani Thomson atom modeli ile e, Dalton atom modeli arasında e, elektronların keşfi gerçekleştirildi. Bu esnada elektronların yükü ve kütlesi keşfedildi, hesaplandı ve ardından Thomson ortaya çıktı. Dedi ki Dalton'un ortaya attığı atom modeli bizim için artık çok yetersiz. Biz yeni bir atom modeli ile atom fikrini daha genişletmeliyiz. Ne dedi peki? Dedi ki atomlar çapları yaklaşık 10 üzeri eksi 8 santimetre olan kürelerdir. Bak küre fikri hala daha geçerliliğini koruyor Thomson atom modelinde. Dalton küredir demişti ya. Bu yine küre olduğunu savunmaya devam ediyor. Ardından Elektron adı verilen negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü atomun içinde homojen olarak dağılmıştır diyor. Bak Dalton'un üzerine eklediği en önemli bilgi bu. Yani e, elektrondan ilk defa bahseden atom modeli hangisidir gibi bir soruyla karşılaşırsak tam sındır diyeceğiz. Çünkü Dalton'un bundan haberi yoktu. O arada keşfedildi. Atomdaki negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşit olup atomlar yük bakımından nötrdür. Bak şu kafamızı çok karıştırıyor arkadaşlar. Pozitif yükten bahsediyor Thomson atom modeli ama proton olarak yani tanecik olarak pozitif yükten haberi yok. Diyor ki ben negatif yüklü taneciklerin yani elektronların varlığından haberdarım. Şimdi atomun içerisinde bu negatif yüklerin rastgele daha doğrusu homojen olarak dağılmış olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ...atomun nötr olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu nötrlüğü sağlayacak pozitif yüklere ihtiyacım var. E tanecik olarak pozitif yükün ortada olmadığını düşündüğüne göre... ...demek ki bizim aslında böyle bir küremiz vardır. Bu kürenin kendisi pozitif yüklüdür... ...ve içerisinde dağılmış elektronlar onu nötr hale getirir. İşte e, kavram buradan geliyor ve... Thompson atom modeli bu nedenle üzümlü kek atom modeli olarak da biliniyor arkadaşlar. Siz de daha önceden bu kavramı duydunuz. Thompson üzümlü kek. Neden? Diyor ki kek pozitif yüklü içine dağılan el, üzümler aslında elektronları simgeler ve negatif yüklüdür. Eşit yükte olduğu için de atom nötrdür. Elektronların kütlesine gelecek olursak arkadaşlar kütleyi hesapladı dedik ancak o kadar küçük bir kütle buldu ki dedi ki biz bunu ihmal edebiliriz atomun kütlesiyle o elektronun kütlesini kıyasladığımız zaman çok çok küçük bir kütleye sahip olduğunu fark ediyoruz dolayısıyla atomun kütlesini tamamen pozitif yükler oluşturur diyor çünkü ona göre atom sadece pozitif yüklü bir küre ve negatif yüklü elektronlardan oluşuyordu bu elektronların kütlesini ihmal ettiğine göre demek ki geri kalan pozitif ...yük e, kütlenin tamamını oluşturur diyor. Peki Thomson'un söyledikleri bunlardı. O zaman bugünkü atom kavramıyla kıyasladığımız zaman... Thomson'un ne gibi hataları yanlışları vardı? Biz diyoruz ki atomdaki pozitif ve negatif yükler atomdaki homojen olarak dağılmazlar. Çekirdek denilen küçücük küçük bir hacimde bütün pozitif yükler toplanır. Elektronlar bunun etrafında dolaşırlar. Dolayısıyla e, bir küre fikri aslında bu açıdan e, yanlış oluyor bugünkü atom kavramına göre... Atomdaki pozitif yükler çok küçük hacme sıkışmışken negatif yükler çok büyük hacim kaplar. Yani az önce belirttiğimiz gibi çekirdek kavramı e, Thompson'ın aslında en önemli eksiğiydi. Atomda bulunan pozitif tanecikler atom kütlesinin e, tamamını değil... ...yaklaşık yarısını oluşturur diyoruz bugün çünkü nötronların da geri kalan yarısını oluşturduğunu biliyoruz. Oysa ki Thomson böyle bir bilgiye sahip olmadığı için diyordu ki pozitif yükler atom kütlesinin tamamını oluşturur. Şimdi geliyoruz peki Thomson'ın eksiklerini öğrendik. Bak en önemli eksik olarak çekirdekten bahsettik. Dolayısıyla bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor. İşte bu eksikliği giderilmek için de Rutherford ortaya çıkıyor ve... ...altın levha veya alfa saçılması deneyi olarak bilinen deneyi tasarlıyor. Ee, öğrencileri ve iş arkadaşlarıyla birlikte tabii ki tek başına yapmıyor bu deneyi. Peki nasıl bir deney var? Aslında Thompson'ın buradaki, şey, Rutherford'un amacı... ...Thompson'ın söylediklerini yani üzümlü kek atom modelini kanıtlamak. Bunun için bu deneyi tasarlıyor. Diyor ki ben alfa taneciklerini göndereyim altın bir levha... ...yani bugünkü alüminyum folyolar var ya kullandığımız... ...onun altından yapıldığını varsayın. İşte bunun üzerine e, bir... ...güç kaynağından alfa taneciklerini göndermeye başlıyor. Alfa taneciklerin özelliği şu arkadaşlar... ...pozitif yüklü tanecikler... ...dolayısıyla atomun çekirdeğinin de pozitif ya da... E, ...o zamanki tabi kürenin pozitifliğini düşünerek bunu tasarlıyor. E, pozitif yüklü olması önemli olacak orada. Bunun yanı sıra oldukça yüksek bir ağırlığa sahip, kütleye sahip tanecikler... ...ve çok yüksek enerjili tanecikler. Dolayısıyla diyor ki... ...ben bu alfa taneciklerini altın levhaya gönderirsem atom bunun geçişini engelleyemez. Gönderdiğim bütün tanecikler arkada şöyle bir yere düşer. Yani hiçbir sapmaya uğramadan arkada tamamı birikir. İşte bu birikim gerçekleşirse ben şunu anlarım demek ki Thomson'un söyledikleri doğruymuş. Demek ki atom böyle bir küreymiş ve kürenin içerisinde elektronlar homojen olarak dağılmıştır. Ama Deney beklediğinden biraz daha farklı sonuçlar veriyor arkadaşlar. Gönderdiği alfa taneciklerinden bak yüzde 99'u tam onun istediği yere düşüyor, arkada bir yere düşüyor. Ama yüzde 0.99'u yani e, neredeyse 10 binde birlik bir kısmı, şey, e, binde birlik bir kısmı şuraya düşüyor. Küçük bir sapmayla gidiyor. Pardon yüzde birlik bir kısmı. Ama yüzde 0.01'i 10 binde birlik bir kısmı geriye yansıyor arkadaşlar. Yani çarpıp geri geliyor. Bu bize neyi kanıtlıyor? Rutherford diyor ki demek ki benim gönderdiğim alfa taneciklerinin büyük çoğunu boşluğa denk gelmiş ki hiçbir şekilde sapmaya uğramadan arkaya düşmüş. Gönderdiklerimden çok küçük bir kısmı çekirdek denilen e, hacme ...yakın bir noktadan geçmiş ki küçük bir sapmayla devam etmiş yoluna. Ama çok çok küçük bir kısmı, on binde birlik kısmı tam çekirdeğe denk gelmiş ki geri yansımış. Yani aslında atom dediğimiz şey bir e, küre değil, çekirdek ve çekirdek etrafında dolaşan elektronlardan oluşan bir yapıdır. Ve e, geriye yansımasına sebep olan şey pozitif yüklerin tamamının bu çekirdekte yoğunlaşmış, toparlanmış olmasıdır. Ve bu bilgileri şöyle toparlıyor Rutherford. diyor ki... Bir atomda pozitif yükün tümü çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır. Hani Thomson'dan sonra geliştirdiği en önemli nokta bu. Dolayısıyla tarihte elektrondan ilk defa bahseden atom modeli Thomson'dı. Çekirdekten ilk defa bahseden atom modeli dolayısıyla Rutherford oluyor. Diyor ki çekirdek pozitif yükün tamamını taşır. Çekirdek çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 13 santimetre. Atom çapı ise 10 üzeri eksi 8 santimetre olduğu için atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur diyor. Hani Thompson daha önceden hesaplamıştı demişti ki atomun çapı 10 üzeri eksi 8 santimetredir. E, Rutherford da diyor ki madem ki çekirdek bunun 10 binde biri bir hacme bir çapa sahip daha doğrusu. O zaman onun da çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 13 santimetre olmalıdır. Bu çok büyük bir fark olduğu için de Atomun aslında büyük bir kısmı boşluk. Bu boşlukta da dolaşan elektronlar vardır. E, çekirdekte de bütün pozitif yükler toplanmıştır diyoruz. Hatta hani bu farkı açıklamak için şunu söylüyor bizi. Diyor ki eğer atom çekirdeğinin bir tenis topu olduğunu varsayacak olursak atomun kendisi bir stadyum büyüklüğünde olurdu. Bu kadar büyük bir fark olması gerekiyor ve elektronlar da bu boşlukta bulunuyor, çekirdek etrafında döner diyor. Çekirdekteki pozitif yük miktarı bir elementin tüm atomlarında aynıdır, farklı elementin atomlarında da farklıdır. Aslında bugün kullandığımız atom numarası kavramı da buradan geliyor aslında. Yani çekirdekte yer alan pozitif yük sayısı ki bugün proton sayısı olarak değerlendiriyoruz onu, bu proton sayısı bize ne veriyor? E, atomun türünü veriyor. Atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Pozitif yüke, negatif yüke eşit olduğuna göre atom nötrdür fikri. Thomson'dan sonra Rutherford'da da geçerliliğini devam ettiriyor, sürdürüyor. Ve diyor ki pozitif yüklerin toplam kütlesi çünkü artık Pozitif yüklü taneciklerden haberdarız. Bunların kütlesini biliyoruz ve toplam kütlesini hesaplayabiliyoruz. Atomun kütlesini de hesaplayabildiğimize göre bunları artık kıyaslayabiliriz. Thomson demişti ki kütlenin tamamını pozitif yükler oluşturur. Ancak Rutherford bu hatayı da düzeltiyor. Diyor ki e, pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık olarak yarısı kadardır. Bu neyi gösteriyor bize arkadaşlar? Protonun kütlesine yaklaşık olarak eşit olan yüksüz taneciklerin de çekirdekte yer alması gerektiğini bize söylüyor. Çünkü bütün kütle çekirdekte ve bu kütlenin yarısını protonlar oluşturuyor. Demek ki geri kalan yarısında e, nötr tanecikler var ama nötron adını koyup burada kanıtlamış olmuyor arkadaşlar. Yani nötron kavramı hala daha bilinmiyor. Sadece şu aşamaya geldiğinde neyi biliyoruz biz? Atomun çekirdeği var bu çekirdekte protonlar var bu protonlar kütlenin yarısına eşit ve elektronlar da bu çekirdeğin etrafında dolaşıyorlar. Şimdi gelelim Rutherford'u bugünkü atom kavramıyla kıyaslamaya. Yani hala da genişletilmesi, geliştirilmesi gereken ne özellikler varmış? Onlara bakalım. Çekirdek etrafında dönen elektronların neden pozitif yüklü çekirdek üzerine düşmediğini Rutherford bize açıklayamıyor. Tamam, pozitif yüklü bir çekirdek var. Etrafında dönen negatif yüklü elektronlar var. Bunlar birbirini çekiyor. Neden o elektronlar o çekirdeğe düşmüyor sorusuna cevap bulamadı. Rutherford atom modeli elektronun davranışını da açıklayamadı arkadaşlar. Yani daha sonrasında geliştirilen katman ve orbital kavramlarına aşırı şekilde bu e, durumda ihtiyaç duyuyor olacağız. Sonrasında bu eksikleri gidermek için de Bohr ortaya çıkıyor arkadaşlar. O da yepyeni bir atom modeli geliştiriyor bizi. Bak şimdiye kadar neler keşfedildi? Elektronlar biliniyor, protonlar biliniyor, çekirdek kavramı biliniyor. Elektronların bu çekirdek etrafında e, döndüğü biliniyor. Bu bilgilere sahibiz. Ama elektronlar nerede tam olarak bulunuyor ya da e, nasıl bir düzenle dolaşıyor ya da neden çekirdeğe düşmüyorlar? İşte bu sorulara cevap vermek için bor çalışmalar yapıyor. Borun üzerinde çalıştığı enstrümanda ışık oluyor arkadaşlar. Şimdi ışıkla ilgili ne biliyoruz biz? Bir maddenin ısı enerjisi almasına soğurma bir maddenin aldığı enerjinin bir kısmına ışımay olarak geri yaymasına da emisyon adını vereceğiz. Bu iki bilgi bor atom modelini anlamlandırmamız için çok önemli olacak. Yani bir maddenin dışarıdan ısı almasına soğurma, e, dışarıya bu az önce soğurduğu enerjiyi ışıma olarak yaymasına da emisyon adını vereceğiz. Ve burada Beyaz ışığı kullandı Bohr bizim için. Yani aslında güneşten gelen ışınları kullandı ve kendisi için bir gök kuşağı yarattı diyebiliriz. Bu gök kuşağını şöyle değerlendireceğiz arkadaşlar. Absorpsiyon ve emisyon diye iki farklı spektrum var. Eğer biz beyaz ışığı doğrudan olduğu gibi prizmadan geçirirsek bir gök kuşağı elde ederiz. Yani kesiksiz çizgiler ortaya çıkar. Ama biz bu beyaz ışığı önce hidrojenden geçirip ardından prizmadan geçirirsek şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Yani kesikler olduğunu gözlemleyeceğiz. Eğer biz hidrojeni ısıtıp hidrojenden açığa çıkan emisyon yapılan yani ışığı prizmadan geçirirsek de Alttaki e, e, spektrumu elde edeceğiz. Bak şimdi bu iki spektrumu üst üste koyduğun zaman kesiksiz olan bu gökkuşağı spektrumunu yeniden elde etmiş oluyorsun. Bu bize neyi kanıtlıyor? Demek ki biz hidrojenin üzerine ışığı gönderdiğimiz zaman hidrojendeki elektronlar yer değiştirirken yani katman dediğimiz kavram burada ortaya çıkıyor. Katman değiştirirken bu ışığın bir kısmını soğurur. Bu kısmı, e, soğurduğu kısımda burada tabii ki kesikli çizgiler ortaya, olarak ortaya çıkar. Biz eğer hidrojeni ısıtır ve o ısıtmadan ötürü e, emisyon yapmasını yani ışık açığa çıkarmasını sağlarsak buradaki ışık da az önce katmanların e, elektron hareketinden ötürü soğurduğu enerjiyi açığa çıkaracağı için tam aynı noktalarda bu defa renkli görüntüler oluşmaya başlar o renk ortaya çıkar arkadaşlar bu da elektronların belli enerji seviyelerinde bulunduğunu bize kanıtlar yani Bohr atom modeliyle birlikte kazandığımız kavram neymiş? Katman kavramı bir diğer adıyla enerji seviyesi ve bir diğer adıyla yörünge kavramı ortaya çıkmış olacak. Neyi anlatıyor peki bize Bor burada? Diyor ki elektronlar çekirdekten belirli mesafe uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur ve bu yörüngelere de enerji düzeyi ya da enerji seviyesi katman yörünge veya kabuk adını vereceğiz arkadaşlar. Yani bizim tam ortada tıpkı Rutherford'un söylediği gibi bir çekirdeğimiz var. Bütün pozitif yükler bu çekirdekte, bütün kütle bu çekirdekte. Bak buraya kadar sıkıntımız yok ama hani Rutherford elektronların konumuyla ilgili açıklamada yetersiz kalmıştı İşte işte Bohr diyor ki elektronlar belli enerji seviyelerinde belli mesafe, uzaklıkta çekirdeğe bulunurlar ve burada sürekli dönerler. Enerji düzeyi bir tam sayı ile belirtilir. Çekirdeğe en yakın enerji düzeyi bir olmak üzere 1, 2, 3, 4 gibi sayılar verilebilir. Yani şu bir numaralı kabuğumuz ya da bir numaralı enerji seviyesi ise hemen onun dışındaki 2, 3 bu şekilde 4, 5, 6, 7'ye kadar gidebilir. Veya biz bunları sayılarla ifade etmek istiyorsa, istemiyorsak da K, L, M, N gibi harflerle de ifade edebiliriz. Yani şu K bu L bu da M kabuğuymuş gibi isimlendirebiliriz. Ve diyoruz ki bir katman çekirdekten ne kadar uzaksa enerjisi de o kadar yüksektir. Dolayısıyla en düşük enerji seviyesi çekirdeğe en yakın olan bir numaralı enerji düzeyidir. Elektronun çekirdeğe en yakın en düşük enerjili haline de biz atomun temel hali adını vereceğiz. Mesela bir hidrojen atomundan bahsediyorsak o bir tane elektronu var sadece ve o elektron bir numaralı katmanda yer alıyorsa bu onun için temel haldir. Çünkü elektron bulunabileceği en düşük enerji seviyesindedir. Eğer biz buna dışarıdan enerji verirsek, ışık ya da ısı yoluyla bu defa o elektron daha üst katmanlardan birine geçer yani daha yüksek bir enerji seviyesine geçer ve bu sayede de aldığı yeni hale uyarılmış hal adını vereceğiz. Temel haldeyken herhangi bir şekilde ışın yaymayacak ama biz onu daha üst katmanlardan birine geçirirsek elektronu o elektron kendiliğinden geri yerine dönmek isteyecektir ve geri yerine dönerken de ışın yayacaktır. Dolayısıyla aslında şunu söylüyoruz bir elektron temel halden uyarılmış hale geçerken dışarıdan enerji soğurur. Bu enerjiyi ışıktan veya ısı yoluyla alabilir. Ama orada kalmayıp tekrar temel haline geri dönerken bu defa ışıma yapar. İşte burada da zaten emisyon olayı gerçekleşir. Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine ne diyorduk? Atomun uyarılmış hali diyorduk. Ve atom uyarılmış haldeyken kararsızdır. Yani az önce söylediğimiz gibi o halde kalmak istemiyor. Tekrardan yerine geri dönmek istiyor. Ve temel hale geçerken aldığı enerjiyi de ışıma olarak geri yayıyor. Ve burada yayılan ışığın enerjisi iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkına eşittir diyor Bohr bize. Yani diyelim ki biz hidrojen atomunu ısıttık. Bak elektron buradaydı bu katmana geçti diyelim ısıttıktan sonra. Ardından burası onun için çok kararsız bir katman olduğu için geri tekrar yerine dönecek. Ve bu arada bak buraya gelirken dışarıdan aldığı enerjiyle geri tekrar yerine dönerken açığa çıkardığı enerji birbirine eşit olacak. Ve bu enerji değeri işte birinci ve üçüncü katmanlar arasındaki enerji farkına eşit olmak zorundadır. Bu sayede de e, bunları aslında enerji düzeyi adını vermemizde herhangi bir sakınca olmuyor. Peki Bor atom modeli bugün bildiğimiz kavramla kıyaslayacak olursak eksik yanları nelerdi arkadaşlar Bor ilgili hani eksik yanları ile ilgili daha doğrusu bilmemiz gereken en önemli nokta şu olacak Bor sadece tek elektronlu atomların davranışını inceleyebildi yani hidrojeni açıklayabildi ama helyumun nötr halini açıklayamadı çünkü helyumda iki tane elektron vardı o yüzden helyumun artı bir yüklü ya da lityumun artı iki yüklü halini açıklayabildi onlar da sadece bir tane elektron e, olduğu için çünkü birden fazla elektron olduğu zaman ne kadar enerjiyi hangi elektron kullandı bilemiyor. Dolayısıyla tek elektron olacak ki verdiğim bütün enerjiyi bu elektron kullandı şeklinde yorumlayıp açıklamasını yapabilsin. Bu en önemli yetersizliğiydi. Bor atom modelinde bahsedildiği gibi elektronların yeri tespit edilemez. Bu Doğrudan bu noktada bulunduğunu bize söylüyordu. Ancak biz bugün biliyoruz ki belirsizlik ilkesi diye bir ilkemiz var. Yani elektronlar o kadar hızlı hareket ediyor ve sürekli yer değiştiriyor ki bir elektronun hızını ve konumunu aynı anda belirlememiz mümkün değildir. Bu nedenle de bor atom modeli yetersiz kaldı ve bugünkü atom modeli yani daha doğrusu atom teorisi olan modern atom teorisi ortaya çıktı. Modern atom teorisinin dayandığı temelde elektron bulutu modelidir arkadaşlar. Gelinim artık atom oluşturan temel taneciklerden bahsetmeyi. Şimdi atom modeli bugünlere gelirken neyi öğrendik biz? Çekirdek varmış ve çekirdeğin etrafında dolaşan katmanlar varmış. Bu katmanlarda da e, elektronlar yer alıyormuş. Daha doğrusu bir elektron bulutu varmış. E, elektronlar çekirdeğin etrafında doluşuyormuş. Şimdi temel taneciklerimiz nelerdi arkadaşlar? Bir pozitif yüklü taneciklerimiz olan protonlar vardı ve p artı şeklinde sembolize ediyorduk. Bir de yüksüz taneciklerimiz vardı. Arkadaşlar bunlara da nötron adını vereceğiz. Nötron. Bak, bordan da sonra çok da sonradan Chadwick tarafından keşfedilmiş temel tanecikti. Hani Rutherford atıfta bulunmuştu demişti ki e, çekirdeğin içerisinde yüksüz tanecikler de vardır ama bunun keşfini daha sonradan Chadwick gerçekleştiriyordu ve diyoruz ki burası çekirdek olarak adlandırılır arkadaşlar. Çekirdek atomun merkezinde yer alır, etrafında dolaşan da Elektronlar vardır, yani aslında negatif yüklü taneciklerimiz vardır. E üzeri eksi şeklinde bunu sembolize ederiz. Şimdi bu tanecikleri şöyle bir kıyaslayacak olursak, bak protonlar için ne dedik? P artı. Elektronlar e eksi. Nötronlar ise ne üzeri sıfır şeklinde gösteriliyor. Bunların yüklerini kıyaslayacak olursak, protonlar artı bir yüklü, elektronlar eksi bir yüklü, nötronlar ise yüksüzdür. Bak şu önemli. Artı biri, eksi 1 zıt yüklüler ama eşit yüklüler. Dolayısıyla her bir proton her bir elektronu nötralleme şansına sahiptir. Kütlelerini kıyaslayacak olursak e, protonun kütlesi 1,673 çarpı 10 üzeri 24. E, benzer şekilde eksi 24 burası. E, nötronunki de neredeyse aynı. Dolayısıyla diyeceğiz ki kütlelere geldiğimiz zaman proton ve nötronun kütlesi birbirine eşittir. Ancak... Elektronun kütlesi bunların yanında çok çok küçük kaldığı için ihmal edilebilir. Bağıl kütle yani birbirleriyle kıyaslayarak oluşturduğumuz kütlede biz protonun kütlesinin bir olduğunu varsayacak olursak nötron da buna eşit olmak zorunda olduğu için onun da kütlesi birdir. Ama elektronun kütlesi bunlarla kıyasladığımız zaman çok çok küçük kaldığı için sıfır olarak kabul edebiliriz. Yani kütlesizdir deriz. Peki atomun neresinde bulunuyorlardı? Protonlar çekirdekte nötronlar benzer şekilde çekirdekte bulunuyorlar. Ama elektronlar çekirdeğin etrafındaki e, elektron bulutunda orbitallerde ya da katmanlarda yer alıyorlar diyeceğiz. Şimdi burada bağıl kütleden bahsederken AKB gibi bir kavramı gördük. Arkadaşlar bu atomik kütle birimi demek. Yani nasıl ki bir filin kütlesini ölçerken ton ya da bir insanın kütlesini ölçerken kilogram ya da altının kütlesini ölçerken gram kullanıyorsak atomik boyuttaki yapıların kütlesini ölçerken kullanacağımız kütle birimi AKB olacak arkadaşlar. Dolayısıyla çok 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 küçük kütleleri hesaplamış olacağız. Şimdi burada Proton ve nötronun kütlesinin birbirine yaklaşık olarak eşit olduğunu söyledik. Bunların kütlesi gördüğümüz üzere neredeyse 1800 katı elektron kütlesinin bu yüzden de elektronun kütlesini bunlara kıyaslayarak ihmal edebiliriz diyoruz. Sıfır kabul edebiliriz. Peki bunu sembolik olarak nasıl gösteriyoruz? Şimdi nereye ne yazacağız? Diyelim ki bizim X diye bir tane element atomumuz var arkadaşlar. Bu X element atomunun her zaman için sol alt tarafına yazacağımız değer proton sayısı olacak. Yani içerdiği proton sayısı çekirdeğinde kaç tane proton varsa o sol alt tarafta yazıyor olacak. Ve bu proton sayısını Z gibi bir sembolle göstereceğiz. Bak bunun bir diğer adı atom numarası olacak arkadaşlar. Aynı şey. Bir soruda atom numarası 15 olan element ya da proton sayısı 15 olan element dediği zaman fark eden hiçbir şey yok. Bir diğer adı da çekirdek yükü olacak. Bu da tamamen aynı şeyi ifade ediyor arkadaşlar. Çünkü çekirdekte sadece proton ve nötronlar var dedik. Çekirdeğin yükünü dolayısıyla protonlar oluşturacak. Bu nedenle çekirdekteki yük her zaman için pozitif yüklüdür ve sadece proton sayısına eşittir diyeceğiz. Geçelim. Ortaya yazdığımız şey nötron sayısı olacak arkadaşlar. Yani atomun çekirdeğinde kaç tane nötron var? Bunu her zaman için sol ortaya yazacağız. Sol üst tarafa gelecek olursak arkadaşlar buraya A sembolüyle gösterdiğimiz şey proton sayısı ile nötron sayısını yani şuraya yazdığımız sayıların toplamı şeklinde karşımıza çıkacak. Proton ve nötron sayısının toplamı ne dedik biz? Atomun bütün kütlesi çekirdekte yer alır ve protonla nötronun kütlesi de yaklaşık olarak birbirine eşittir. Dolayısıyla bu ikisini Bulduğumuz zaman topladığımız zaman aslında hesapladığımız sayı o atomun kütlesini bize verecek. Yani kütle numarasını verecek diyebiliriz. Benzer şekilde nükleon sayısı olarak da bunu isimlendireceğiz. Nükleon çekirdek taneciği demek. Çekirdekte proton ve nötronlar yer aldığı için bunların toplamı nükleon sayısı olarak ifade edilebilecek. Geçiyoruz. Sağ alt tarafa ne yazıyormuşuz arkadaşlar? Gördüğümüz üzere tabii ki. Elektron sayısı yani o atom ya da iyonda tanecikte kaç tane elektron varsa her zaman için sağ alt tarafa yazacağız ve sağ üst tarafa geldiğimiz zaman orta boş sağ üst tarafa geldiğimiz zaman iyon yükünü yazacağız ve iyon yükünü de proton sayısı ile elektron sayısının farkından hesaplayacağız çünkü. Tanecikler protonlarını asla değiştirmezler. Yani ne fiziksel ne kimyasal hiçbir tepkimede proton sayısı değişmez. Ancak elektron alıp verebilirler. İşte elektronu alıp verdikleri zaman da proton sayısı ile elektron sayısı birbirinden farklılık gösterir. Burada elektron alırsa negatif elektron verirse pozitif yükü sahip olur ve burada da iyon adını alır. Eğer e, yükü değiştiyse. Şimdi o zaman atom numarası eşittir çekirdek yükü o da eşittir proton sayısıdır dedik ve sol alt tarafa yazıyoruz dedik. Kütle numarası nükleon sayısıdır dedik ve protonla nötron sayısının toplamıyla hesaplanır dedik. Kütle numarası Protonla nötronun toplamıdır bunu belirttik zaten. Bir de sağ üst tarafa yazdığımız iyon yükü kavramı vardı. Şimdi iyon ne demek? O kavramı birazcık daha açıklayalım arkadaşlar. İyon elektron alışverişi yaparak bak asla proton alışverişi yapılmaz. Elektron alışverişi yaparak bir taneciğin yüklü hale gelmesidir. Çünkü nötr bir atomda yani temel haldeki bir atomda aslında elektron sayısı ile proton sayısı hep birbirine eşit olacak. Eğer elektron almış ya da vermişse bu defa yüklü hale gelir. Yüklü hale gelirse de onu iyon olarak isimlendiririz. Eğer elektron almışsa negatif yüklü hale gelir. Yani elektron sayısı proton sayısından fazladır. Buna anyon adını veririz. Eğer elektron vermişse bu defa proton sayısı elektron sayısından fazla olacağı için pozitif yüklü hale gelmiştir. Dolayısıyla da onu katyon olarak adlandıracağız. Hemen şöyle bir bakalım. Nasıl hesaplar yapabiliriz arkadaşlar ya da e, tabloları nasıl okuyabiliriz? Karşımıza böyle tablo soruları çıkacaktır. Yazılıda da çıkacaktır. ilerleyen aşamalarda da çıkacaktır. Yani şöyle bir e, yöntem dizleyebiliriz. İyon yüküyle elektron sayısını toplarsak bize tabii ki proton sayısını verecek. Proton sayısıyla da nötron sayısını toplarsak bize kütle numarasını verecek. Şöyle bir U kuralıyla burayı aklımızda tutmamız mümkün olacak. O zaman mesela sodyum taneciğinden bahsetmiş bak artı bir yüklüymüş. Biz atom numarası kaçtır diyor bak sol altta yazan sayı her zaman için atom numarasını verecek. Neon için 13'müş. üçmüş. Ee, burada on olması gerekiyor tabii şey, neon için 18 olması gerekiyor düzeltelim hemen 18. Kükürt için on altıymış. Azot için 7'ymiş, alüminyum için 13'müş. Hemen şu sol altta yazan sayıyı doğrudan atom numarası olarak yazabiliriz. Aynı şekilde proton sayısı atom numarasına her zaman eşit olacak. O zaman bunların hepsi için aynı şeyi proton sayısı kısmına da yazabiliriz. Peki nötron sayısı nedir arkadaşlar? Kütle numarasıyla proton sayısının o zaman farkı bize nötron sayısını vermesi gerekiyor. Sol üstte yazan sayı her zaman için kütle numarasını vereceği için hemen bunu biz... Kütle numarası yerine yazabiliriz. O zaman yapmamız gereken tek şey kütle numarasından proton sayısını çıkardığımız anda bize nötron sayısını verdiğini bilmek olacak. O zaman 23-11'den 12, 40-18'den 22 tane nötronu varmış neonun. 32-16'dan 16 tane nötronu varmış kükürdün. 14-7'den 7 tane nötron varmış azotta. 27 13'ten 14 tane nötron da alüminyumda varmış bunları da kolaylıkla hesaplayabiliriz. Elektron sayısına gelecek olursak ne diyoruz arkadaşlar? Proton sayısından elektron sayısını çıkarırsak bize iyon yükünü verir. Yani 11'den kaçı çıkarırsak artı 1 buluruz? 10. Neon sıfırmış iyon yükü. Dolayısıyla proton sayısının elektron sayısına eşit olmak zorunda nötr olan taneciklerde. Bak kükürt eksi 2 yüklüymüş. Diyoruz ki o zaman 16'dan kaçı çıkarırsak eksi 2 buluruz. Tabii ki yine 18 olması gerekiyor. 7'den kaçı çıkarırsak eksi 3 olur. Tabii ki 10 olması gerekiyor. 13'ten kaçı çıkarırsak artı 3 olur. Bak bunun da 10 olması gerekiyor. Elektron sayıları birbirine eşit, ama proton sayıları farklı olduğu için biri artı 3, diğeri eksi 3 yüke sahip oldu. İzotürlere gelecek olursak arkadaşlar ilk olarak izotop atomlardan bahsedeceğiz. Yani benzer e, tanecik sayısına sahip olan e, atomlardan ya da e, taneciklerden bahsedeceğiz. Proton sayısı aynı ama nötron sayısı farklı olan tanecikleri arkadaşlar biz birbirinin izotopu adını vereceğiz. Şimdi nö, kütle numarası proton artı nötron olduğuna göre Proton sayısı aynı. Nötron sayısı farklıysa bunların toplamı da tabii ki farklı olmak zorunda olacak. Yani proton aynı sadece olacak. Bunların ikisi birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla mesela magnezyum. Bak proton sayısı ikisinde de 12 ama kütle numaralarını 24'e 25 vermiş. Bu ne demek oluyor? Magnezyumun bunun 12 tane nötronu varmış. Demek ki bunun 13 tane nötronu varmış. O zaman bu ikisi birbirinin izotop taneciymiş. Veya Hidrojen, döteryum ve trityum. Bakmayın sembollerinin farklı olduğuna. Bunlar aynı elemente ait atomlar. Çünkü proton sayısı yani atom numarası bize o elementin türünü veriyordu. Şimdi bunun e, kütle numarası 1 olduğuna göre demek ki nötron sayısı sıfırmış. Demek ki döteryumun bir tane nötronu varmış. Tritiumun da iki tane nötronu varmış ki toplamları 3 olabilmiş arkadaşlar. İşte bu şekildeki taneciklere birbirinin izotopu adını vereceğiz. İzotop atomlarda şunu unutmuyoruz. E, kimyasal özellikleri birbiriyle aynı olacak. Çünkü atom numarası ve elektron sayısı birbiriyle aynıysa aynı tepkimeleri verecekler. Ancak kütleleri birbirinden farklı olduğu için fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır diyeceğiz. Gelelim izoton atomlara. Bu defa arkadaşlar hani şu aslında son harf bize kopya veriyor. İzotop atomlarda protonlar aynıydı ya. Bu defa izoton atomlarda diyeceğiz ki nötron sayısı birbiriyle aynı. Ama proton sayısı birbirinden farklı olan atomlar da birbirinin izotonudur. Dolayısıyla bunların toplamları da birbirinden farklı olmak zorundadır diyeceğiz. Şimdi burada hem fiziksel hem kimyasal özelliklerin birbirinden farklı olması gerekecek. Proton sayısı değiştiği anda hem fiziksel hem kimyasal bütün özellikler farklı oluyor çünkü. Mesela so ma sodyumla magnezyumu kıyasladığımız zaman eşit sayıda nötronları var ama proton sayıları farklı ya da florla neonu kıyasladığımızda eşit sayıda nötron var ama proton sayıları birbirinden farklı. Demek ki bunlar birbirinin izotonuymuş. İzobar atomlara gelecek olursak arkadaşlar bu defada bu üçlüden kütle numarası aynı. Ama farklı olan bir şeylerin olması gerekiyor tabii ki. Proton sayıları farklı dolayısıyla nötron sayıları da birbirinden farklı olan atomlar birbirinin o barıdır diyeceğiz. Dolayısıyla yine hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerin birbirinden farklı olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü proton sayıları farklı. Mesela bakıyoruz kalsiyum ve argonda. Atom numaraları birbirinden farklı ama kütle numaraları birbiriyle aynı. Çünkü bunun 20 tane nötronu varken bunun 22 tane nötronu vardır. Benzer şekilde karbon ve azotu kıyasladığımız zaman e, kütle numaraları aynı ama proton sayıları farklı. Çünkü bu karbon atomunun 8 tane nötronu, bu azot atomunda 7 tane nötronu vardır. Böylece toplamları birbiriyle aynı çıkmıştır. Bir diğer izotürümüz de izoelektronik tanecikler olacak arkadaşlar. Bu defada diyeceğiz ki elektron sayıları ve aynı zamanda elektronlarının dizilimleri birbiriyle aynı olacak. Ancak farklı olan ne olacak? Proton sayıları yani atom numaraları birbirinden farklı olacak. Mesela flor ve neonu kıyasladığımız zaman flor eksi bir yüklü olduğu zaman proton sayısı 9 olduğu için 10 tane elektrona sahip olduğunu anlayacağız. E neonun nötr halinde 10 elektronu var. Dolayısıyla bunlar birbirinin izoelektroniği veya potasyum argon klor baktığımız zaman her üçünün de 18 tane elektronu var iyon yüklerinden ötürü ama proton sayıları birbirinden farklı olduğu için birbirinin izoelektronik tanecikleri olacak. Arkadaşlar proton ve elektron sayıları herhangi bir şekilde değiştiği anda bütün fiziksel ve kimyasal özellikler değişir. Dolayısıyla burada proton sayıları farklı olduğu için hem fiziksel hem de kimyasal olarak birbirinden farklı özellik taşıyacaklar. Bütün özellikler değişmiş olacak. Ve diyeceğiz ki e izoelektronik taneciklerden bahsediyorsak en fazla bir tanesi nötr olabilir. İki tanesi birden nötr olamaz çünkü nötr olması proton sayısının elektron sayısına eşit olması demek. <laughs> hemen örneklendirelim bunu. Diyor ki buradaki işte elementlerin hangileri izotop, hangileri izoton, hangileri izobar şöyle bir belirle. Bak hemen grafiği okuyalım. Diyelim ki mesela X taneciğinden bahsediyorsak. X'in e, proton sayısı kaçmış arkadaşlar? 12'ymiş. Nötron sayısı da 13'müş. Dolayısıyla kütle numarası kaç olmalı? İkisinin toplamı kadar yani 25 olmalı. Y'den bahsediyorsak hemen yazalım. Y'nin proton sayısı 12'ymiş, nötron sayısı 14'müş. Dolayısıyla kütle numarası tabii ki 26 olmalıymış. Z'den bahsediyorsak proton sayısı 13 bu defa kütle e, atom e, nötron sayısı 12 özür diliyorum hemen düzeltelim. Dolayısıyla kütle numarası 25 olacak. T'den bahsediyorsak T'nin proton sayısı 13, nötron sayısı da 13, o zaman kütle numarası 26'dır diyeceğiz. K'dan bahsediyorsak eğer 13 proton sayısı, 14 nötron sayısı ise kütle numarası 27 olmalıdır. E, L'den bahsediyorsak eğer L'de 14 proton varken 12 nötronu var, dolayısıyla toplamı yani 26 kütle numarası olacak. M'ye gelecek olursak. 14 protonu var, 13 nötronu var. Dolayısıyla kütle numarası 27 olmalıymış. Şimdi izotop ne demekti? Eşit proton sayısına sahip olan tanecikler ama nötronları farklı olacak. Bakıyoruz X ve Y birbirinin izotopu arkadaşlar. Bunun dışında Z, T ve K baktığımız zaman hepsinin aynı sayıda protonu var ama hepsinin nötron sayısı birbirinden farklı. Dolayısıyla Z, T ve K atomları Üçü de birbirinin izotopu özellik gösterecek. Benzer şekilde L ve M tanecikleri de yine birbirinin izotopu olacaklar. İzotonlara gelecek olursak bu defa nötron sayısı aynı olmalıydı. X'in 13, T'nin 13 ve M'nin 13. Dolayısıyla X, T ve M atomları birbirinin izotonu özellik gösterecekler arkadaşlar. Başka Y'nin 14, K'nın 14. Hemen yazalım. Y ve K da birbirinin aynı şekilde izotonu özellik gösterecekler. Geliyoruz izobara bu defa da kütle numarası birbiriyle aynı olmalıydı. Dolayısıyla X ve Z'nin birbirinin izobarı olduğunu hemen yakalayabiliriz. İkisinin de 25. E, ee, Y'nin, T'nin ve L'nin 26 olduğunu görüyoruz. Demek ki Y, T ve L birbirinin izobarı taneciklerdir. Ee, 27 olan da K ve M var. Bunlar da birbirinin aynı şekilde izobarı atomlar olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi... Neler yaptık nelerden bahsettik atom modellerini ele aldık arkadaşlar atomun tarihçesini gördük atomun yapısını genel anlamda ele aldık atom altı taneciklerden bahsettik ve izotop izoton izobar ve izoelektronik olmak üzere izotürler üzerine konuştuk hep birlikte arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz konumuzu bitirmişken tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmiyoruz Kanala abone değilseniz bir an önce abone oluruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz bir sonraki dersimizde. Tam da burada yine görüşmek üzere.